Yandı yüreğim, ağlayamadım diyor ya. İşte parçaları biz bilinçli seçiyoruz sevgili gönül dostlarım. Yani zannetmeyin ki öyle hariçten gazel okuyoruz. Okumuyoruz hocam. Dedik rahmetli Muhsin Başkanımızı işleyeceğiz. Ona da onu da anlatacak parçalar seçelim. Seçtiğimiz parçalar o yöndeydi. Evet. Şimdi İbrahim hocam soru işaretinde kaldıydık. Evet. Neden? Neden? Tam orada kaldığımız yerden devam edelim. Elbette ki. Tabii bir sürü nedenleri var. Yani nedeni bir iki tane değil. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülme nedeni. Bir kere ne Suni ne Kızılbaş değil miyiz hep bir kardeş diyen, onu da rahmetten alalım, Aşık Veysel'in dediği gibi, onu da geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümüydü. Yine aynı topraklardan çıkan bir insan. Muhsin Yazıcıoğlu da hep biz bir kilimin desenleriyiz derdi. Bu çok önemli. Şimdi son zamanlarda çıkan işte Türkiye'de mozaiktir, işte bilmem ne kadar işte mozaikten ibarettir gibi değil de biz bir kilimin desenleriyiz derdi. Kilim deseniyle mozaik arasında çok fark vardır. Evet. Kilim deseni ayrılsa bile ayrılma imkanı yoktur. Yine birbirine bağlıdır. O desenler kilimin tamamının güzelliğini gösterir. Birbirinden ayrılmaz. İç içe girmiştir. Ama mozaik daha farklı. Mozaik düştüğü zaman kırılır. O parça gittiği zaman diğer parçalara da sirayet eder. Yani mozaikle kilimin arasında çok müthiş bir fark var. İşte onun için rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu biz bir kilimin desenleriyiz derdi. Yani bu çok önemli. Sebeplerinden birisi bu. Bunun yanında ben Türk'üm, Türk esir olmaz, bayraksız, devletsiz, ezansız, hürriyetsiz olmaz diyen bir insan. Büyük birlikteliği, yani Müslüman Türk dünyasının ve Müslümanların da birlikteliğini savunan bir insandı. Bu da sebeplerden birisi. Ve 5,5 yılı hücret olmak üzere 7,5 yıl içeride kalan bir insan ve sonradan da efendim bir suçunu bulamadık. Buyurun çıkabilirseniz diyen bir insana sorduklarında ben kaderime küsmedim. Ben devletime küsmedim. Bedeli neyse katlanırım dedim diyerek bunlar hep sinesine çeken bir insan. Ve bunun yanında da hatta İngiltere'de Lordlar Kamerası'nda Türkiye'deki olaylar hakkında, hükümet hakkında sorulan soruyu verdiği cevap da ben hükümetimi yabancı bir ülkenin parlamentosunda veya yabancı bir yerde onun aleyhinde konuşmam. Varsa o benim iç meselemdir, kendi meselemdir. Dışarısı onu ilgilendirmez diyebilecek kadar da yürekli bir insan. Yani milletini dışarıda biz çok siyasetçiler gördük ama onunki bir farklı bir davranıştı. Onun için sebepler o kadar çok ki. Bugün aynı zamanda sadece bizim için değil, Batı Avrupa Türkleri için değil. Gelip gittiği, defalarca gelip gittiğinde bize dediği de şuydu. Aman ha sakın dilinizi, kimliğinizi unutmayın. Siz Türkiye'dekilerden daha zor sizin durumunuz diyordu. Çünkü bunu da çok iyi biliyordu. Hem sık sık gelip gittiğinden hem o da bir gurbetçi çocuğu olduğundan. Zamanında babası da yurt dışında çalışmış. O konuda da tabii bir daha fazla bilgiye sahipti. Buradaki ama komşularınızla da iyi anlaşın diyecek kadar da yüce gönüllü bir insan. Yani Hristiyanı Müslümanı olmaz. Kendi kültürünüze sahip çıkın ama komşularınızla da iyi ilişkiler içinde bulunun. Vaktinizi de iyi değerlendirin. Aman ha çocuklarımızı kendi kimlikleriyle yetiştirin. Burada sizin göreviniz o diyen bir insandı. Ben onun tabii yurt dışında hocamın da bahsettiği gibi çeşitli yerlere gittiğini az çok biliyoruz ama bilinmeyen yönleri de var. Çok daha bilinmeyen yönleri var. Bugün Karabağ'daki olaylar içerisinde işte Nahçıvan'da veya Türkmen elinde Kerkük civarında oralara gidip geldiği, hatta bundan birkaç yıl önce bizim Disput Avrupa Türk Birliği'ne bağlı bir derneğimiz var. Bir gün baktık bir ziyaretçimiz geldi. Türkçe bilmiyor. Konuştuk. Elinde de bir kitap yazmış. Bosna Hersek'in
Savunma Bakan yardımcılığını yapmış. Ben dedi duyunca burada Muhsin Yazıcıoğlu ismini, burada da bir dernek varmış. Ziyaret etmeden gidersem ahde vefasızlık olur. Onun için ziyaret ediyorum dedi. Hatta Bosnakça yazılmış bir de kitabını derneğe hediye etti. Onun Bosna için yaptıklarını orada anlattı. Yine geçen yıl, bu sene 6.sı yapıldı. Sayın Genel Başkanımın da bahsettiği gibi 6. Muhsin Yazıcıoğlu sempozyumunu Kosova'da yapıldı biliyorsunuz Pristina'da. Geçen yıl anma toplantısında Almanya'daki, bir baktım Almanya'daki toplantıda birisi dedi ki ben Mahmut Paşa Belediye Başkanıyım, Mamuşa. O zaman Mahmut Paşa'ymış, şimdi Mamuşa diyorlar Kosova'da. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu kalkmış, duyunca Almanya'ya gelmiş. Ve dedi ki ben önümüzdeki yıla da talibim. Belediye olarak Kosova'da yapılsın. Yani siz onun bizim için ne yaptıklarını bilemezsiniz dedi. Düşünün Kosova'da. Kendisi Türk asıllı. İşte Mahmut Paşa'yı Mamuşa olarak değiştirmişler. Ve Mamuşa belediye başkanı. Dünyanın çeşitli yerlerinden böyle bunları da duydukça insan diyor ki yahu kısacık bir ömür. 45 yıllık. Zaten 7,5 yılı hapiste geçmiş. Bunu nasıl sığdırdın? Bu kadar insanlara kendini nasıl sevdirdin? Yani başka işte mezhepten olanlara, başka çeşitli kimliklerden olanlara, dışarıda ve içeride bunun ve Türkiye hakkında da tabii ki çeşitli ve Türk dünyası Türkiye hakkında güzel düşünceleri vardı. Bunları rahatça söyleyebilen bir insandı. Bu insanın milletine faydalı olacak bir insanın Türkiye'de daha önce olanlar gibi bir Eşref Bitlis veya bir başka biliyorsunuz Türkiye'de evet. De aydınlatılmayan bir sürü cinayetler var. Hatta Uğur Mumcular gibi. Onlar da bizim değerlerimizdendir. Öyle veya böyle. Sağ sol meselesi değil burada. Vatanını, ülkesini ister hani milliyet desin, ister ulusal desin. Bu milleti seviyorsa bu milletin iç ve dış düşmanları tarafından bir yerde yok edilmeye mahkum oluyor. Yani sebepler çok. Onun öldürülme sebepleri çok. Sıra sıra gideriz ama dediğimiz gibi hala bu 4 dakika 47 saniyenin radarlar neden karartıldı? Yani, hala bu uç uçak niye gitti? 2 helikopter niye Kıbrıs'a uçtu gitti? Kim kararttı? Kalkınca. Kimler yaptı bunları? Kimlerin içerisinde? Biliyoruz tabii bazı devlet sırlarının açıklanması da zor olur. Elbette ki devletimizin gerek Cumhurbaşkanı gerek Başbakan bunları da hepsi malumunuz. En azından desinler ki ya tamam bazı şeyleri biliyoruz ama şu anda açıklayamıyoruz desinler. Şu sebepten desinler ona da razıyız. Öyle. Ama böyle suspus olmanın da yani bu kabullenmek manasına geliyor. Biz öyle anlıyoruz. Millet vicdanında hiçbir zaman aklanamazlar. Hocam bunu da söyleyelim. Radarlarla ilgili haberi Türkiye'de bir teyzeye okudum. İzindeyken çıkmıştı. İşte radarlar karartıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte şehit olduğu anda 3-4 dakikalık radarlar karartılmış teyze dedim de. Evet. Allah 4 dedi dakika o, 47 saniyeymiş. Allah dedi o radarları karartanların ocağını kararsın. Evet. Anadolu'da insan, şimdi insanımız böyle beddualar ediyor bu işi karartanları. Kimse muhakkak elinde sorunda bu iş çözülecek. Ama biz Cenab-ı Allah'tan niyazımız biz görelim bu işin yani bu dünyada çözüldüğünü görelim. Ahirete kalmasın. Ahirete kalmasın. Çünkü ahirete giderse inancımıza göre o sorumlu olanların, mesul olanların, hani biz Müslümanız diyenlerin çok çok fazla bedel ödemesi gerektiğine Müslüman olduğumuz için inanıyoruz. Onun için bu dünyada açıklasınlar. Eyvallah. Mehmet Ramazan Göktaş, sevgili kardeşim yazmış. Selamünaleyküm. Ne diyor? Selamünaleyküm. Hadi konuklara çok çok selam gönderiyorum. Bugünlerde Yazıcıoğlu'nun yokluğu aranıyor. Bu sıkıntılı süreçte aranıyor. Allah rahmet eylesin diyor. Ayrıca Türkiye'den kaynanası da izliyormuş. Buradan Ayşe Aslan'a selam gönderirsen memnun oluruz diyor. Tabii biz de selam gönderiyoruz. Yokluğu bir de hocam hani ayet-i kerimede geçen hafta hocamız okudu ya. Estağfirullah. Ve la tegulu limen yuktelu fî sebilillahi emvet bel ahyâhu ve lakin la teşhurûn. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Demeyiniz. Onlar diridir. Siz farkında değilsiniz. Farkında evet. Olamazsınız. Şuurunda olamazsınız.
Biz burada bir nokta koyalım. Hemen Ahmet'imden gönlümüze böyle bir o su zaman serpecek. Albümden bir eser seslendirelim.